Evet, ortak bir yayınla sizlerle beraberiz. Bu akşam özel bir ismi misafir edeceğiz. Radyo 80, Kanal 80 sosyal medya hesabımızdan Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Mehmet Ali Gizlice ile beraberiz. Öncelikli olarak yaklaşık yarım saatlik bir gecikmeyle karşınızdayız. Açıkçası internetten kaynaklanan bir problem yaşadık. Bu problemden dolayı da hem konuğumuz sevgili Mehmet Ali Gizlice'den hem de siz takipçilerimizden, izleyenlerimizden özür diliyoruz. Tabi zaman zaman bu tür aksaklıklar yaşanabiliyor. Umarız bundan sonraki yayınlarımızda benzer aksaklıkları yaşamayız diyoruz. Evet, sevgili Mehmet Ali Gizlice ile İl Genel Meclisi Başkanımızla görev süresi biliyorsunuz 15 ay geride kaldı. Bu süre içerisinde Osmaniye İl Genel Meclisi hangi tür çalışmaları yaptılar? Onları kendilerinden dinleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı var ve İl Genel Meclisi'nde de bunun yansımaları nasıl görünüyor? Bu anlamda karar alma sürecinde bunun avantajları mı var yoksa bunu uygulamaya geçirdiklerinde nasıl bir süreç yaşanıyor? Bunları da Sayın Başkanımızla konuşacağız. Tabii köylerimizin, beldelerimizin beklentileri var. Oralarda yürütülen çalışmalar var. Yine o çalışmaları da başkanımıza yönelteceğiz. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgını var ve bu salgın dolayısıyla dünyada birçok tedbirler alındı. Osmaniye'de de alınan tedbirler kapsamında bazı çalışmalar yapılmıştı. Acaba Osmaniye'mizin köylerinde bu tedbirler kapsamında neler yapıldı? Bunları da Sayın Başkanımıza inşallah sorma fırsatımız olmuş olacak. Başkanım öncelikli olarak yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Şükrü Bey. Teşekkür ediyorum. Evet, tekrar huzurunuzda bir kez daha özür dileyelim. Açıkçası hiç arzu etmediğimiz bir şeydi ama maalesef bu sıkıntıyı da yaşadık. İnşallah telafi ederiz diyelim. Başkanım, tabii siz Türkiye'nin en genç İl Genel Meclisi Başkanısınız. Üstelik oy birliğiyle seçildiniz. Bu açıkçası herkese nasip olmayacak çok özel durumlardan bir tanesi. Bu anlamda biz sizi bir kez daha bu yayın aracılığıyla tebrik ediyoruz. Sizin şahsınızda bu dönem İl Genel Meclisi'nde görev alan meclis üyelerine de hem hayırlı olsun hem de başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Nihayetinde İl Genel Meclisleri kentlerin geleceğe dönük yatırımları, planlamalar anlamında çok önemli görevler üstleniyor. Bu konuda da sizler de genç bir ekiple bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Öncelikli olarak isterseniz şöyle 15 ayı bir değerlendirsek, seçildiğiniz güne şöyle bir gitsek, o Mart dönemindeki seçim atmosferiydi. Daha sonrasında meclis oluştu ve sizler de kolları hemen sıvayarak çalışmalara koyuldunuz. Bu anlamda İl Genel Meclisi'ndeki hem Cumhur İttifakı'nın yapısı, bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz, ne söylersiniz? Şükrü Bey, öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Evet, bir 15 ayı geride bıraktık yerel seçimlerin ardından. 2019 yerel seçimlerinde göreve gelmiştik. Tekrar bu yayın vesilesiyle bizlere güvenen, inanan, destek veren, bizi bu göreve taşıyan çok değerli yiğit, aziz Osmaniyeli hemşehrilerimize teşekkür ederek ben sözlerime başlamak istiyorum. Başkanım çok az geriye çıkabilir misiniz? Rica etsem. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Seçimlerin üzerinden 15 ay gibi bir zaman geçti. Çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte birçok işler de yaptık. Bunları program akışı içerisinde paylaşacağız İnşallah. sizlerle. Dediğiniz gibi biz önce seçim gününe gidelim. Nasıl oldu, nasıl yaptık, nasıl bir oluşum kuruldu mecliste. Oradan ben biraz bilgi vereyim. Buyurun Hem başkanım. de İl Genel Meclis çalışmasının, yapısının yerel yönetimlerdeki yeri nedir? Bununla da alakalı bilgi vereyim isterseniz. Çok seviniriz. Şimdi Buyurun. biz AK Parti İl Genel Meclis Merkez adayı olarak ben şahsım olarak aday gösterildim. Bu vesileyle aday gösterilmemize destek veren başta teşkilatıma teşekkür ediyorum. Seçimlerle görevimize başladık. Mecliste AK Parti, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti meclis üyelerinden oluşan bir meclis, İl Genel Meclis grubumuz var. Burada toplam 25 tane İl Genel Meclis üyemiz var. Bu 25 İl Genel Meclis üyesinin 12 tanesi AK Parti'den,
10 tanesi MHP'den, 2 tanesi CHP'den, 1 tanesi İYİ Parti'den. Tabii Osmaniye'miz de başta olmak üzere Türkiye'mizde bir Cumhur İttifakı var. Güzel bir ittifak çalışmalarında da, hem meclis çalışmalarında da bu birlikteliğin verdiği sinerjinin Osmaniye'ye güzel, pozitif bir enerji verdiğini düşünüyoruz biz. Hem meclis üyesi arkadaşlarımızla. Biz sizin de zikrettiğiniz gibi oy birliğiyle seçildik. Her meclis üyeme buradan teşekkür ediyorum bu vesileyle. Osmaniye İl Genel Meclisi'nde ilk toplantımızda biz şöyle bir karar almıştık. Evet. Ortak görüşte. Biz Osmaniye İl Genel Meclis üyesiyiz. Osmaniye için yerel yönetimlerde ne yapabilirsek hep beraber, hep birlikte siyasi parti farkı gözetmeksizin hep birlikte yapacağız ve biz Osmaniye'ye bir borcumuz var. Halkımız bize güvendi, inandı. Mahcup olmayacağız Allah'ın izniyle. Bu birliktelikle yola çıktık. Çok şükür 15 ay gibi bir zaman geride kaldı. Aldığımız bütün kararları oy birliğiyle aldık. Evet. 2020 yatırım bütçesi ve 2020 programı dahil olmak üzere aldığımız kararların tamamı oy birliğiyle istişare halinde alınmıştır. Yani yapılan hizmetlere, çalışmalara, yatırımlara bütün meclis üyelerimiz sağ olsunlar destek vermişlerdir. Vermeye de devam edeceklerdir. Tabii bu birlikteliğin verdiği güzellik bize daha fazla bir çalışma azmi getiriyor aslında. Evet. Biz bu açıda daha fazla çalışmaya, zaten sevdalısı olduğumuz memleketimize devam ediyoruz. İnşallah böyle bir meclis yapımız var. Dilerseniz çalışmalarımızdan bahsedebiliriz. Şükrü Bey. Başkanım şöyle yapalım. Tabii bahsettiğiniz bilgi çok önemli. Nihayetinde AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, CHP'nin üyelerinin olduğu bir meclisten kararların oy birliğe çıkıyor olması hakikaten takdir edilmesi gereken ve bu kararlarda imzası olan her meclis üyesine de biz buradan Osmanlı olarak teşekkür ediyoruz. Nihayetinde ortak payda Osmaniye olunca siyasi farklılıkların kenara bırakıldığını görmek, duymak, bunu öğrenmek de bizleri sevindirdi. Umarız buna nazar değmez. Bu çalışmalar bundan sonraki süreçte de oy birliğiyle, el birliğiyle, gönül birliğiyle devam eder diyelim. Başkanım hizmetlere devam edelim ama tabii bir mülki amir değişikliğimiz oldu biliyorsunuz. Son valiler kararnamesiyle Sayın Valimiz Kahramanmaraş'a atanırken Osmaniye'mize de Tepebaşı Kaymakamı Doktor Erdinç Yılmaz atandı. Ve Sayın Valimiz de ilk briefing olarak il özel idaresine gitti ve böyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu anlamda sizlerin de tabii ki oradaki amiri pozisyonunda özel idaremizin de yetkilisi. Bu konuda isterseniz sizi düne götürsek hem Sayın Ömer Faruk Coşkun valimizle çalışma döneminiz hem de yeni valimizin sizlerden aldığı bilgiler ve bu anlamda onun izlenimleri, değerlendirmeleri ne oldu Osmaniye ile ilgili? Onu da açıkçası merak ediyoruz. Sizden dinlemek isteriz. Evet. Öncelikle Ömer Faruk Coşkun valime teşekkür ederim buradan. Hem Osmaniye olarak hem meclis olarak, meclis adına ben bir teşekkür edeyim. Biz Sayın Valim'le uzun bir başladığımızdan bu yana çalıştık. Gerçekten görevini layıkıyla yapan bir insandı kendileri. Kahramanmaraş Valimiz oldu şu anda. Güzel bir birliktelik sergiledik burada. Hem yapılan işlerde hem istişarede, ortak akılda bize çok yardımcı olduğu zamanlar olmuştu. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, dün yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle elimize atanan yeni valimizi dün misafir ettik İl Genel Meclisimizde ve özel idaremizde. Biz meclis yapısı, çalışmaları, yatırım programımızla, geçmişte 2019'da yaptıklarımızla alakalı detaylı bir bilgilendirme yaptık kendisine. Tabii Sayın Valimizin 20 yıl civarında bir kaymakamlık hayatı oldu. Buradan da takip ettiğimiz başarılı bir kaymakamlık süreci geçirdi. Kendisinde yaşı da genç, yani Osmanlı'da genç bir yönetim var şu anda inşallah. Özel idarede diyelim. Vali Bey'le birlikte olmak üzere. Kendisinden bir hizmetin, çalışkanlığın, çalışma arzusunun, şevkinin biz enerjisini kendisinden aldık.
Çok güzel karşıladı bizi. Biz de kendilerini çok güzel karşıladık. Birlikte çok iyi işler yapacağımıza, Osmanlı'ya çok kaliteli hizmetler, kalıcı hizmetler yapacağımıza bizim inancımız tam. Kendilerinden aldığımız enerji bu yönde. Evet, biz de Sayın Valimize bir kez daha buradan ilimize hoş geldiniz diyoruz. İnşallah kendilerinin önderliğinde kurumlarımızda daha çok gayret göstererek Osmaniye'mizi arzu ettiğimiz noktaya taşıyacaklardır. Bu anlamda da Sayın Valimizin kurum müdürleriyle yapmış olduğu bugünkü toplantıda vermiş olduğu mesajları da açıkçası çok kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Çok önemli mesajlar. Onu da inşallah Osmanlı olarak değerlendireceğiz. Başkanım, İl Özel İdaresi'nde bir genç vurgusu yaptınız. Tabii bunu ben biraz açmanızı istersem şöyle. Tabii milletvekillerimizden İsmail Kaya da çok genç. Nihayetinde gençliğin birisinin siyasetin içerisinden gelerek milletvekilliğine yükselmesi, bunun yanı sıra Osmaniye'de yine gençlik kollarında görev alan bir ismin İl Genel Meclisi'ne ve orada da gerçekten önemli bir makam, İl Genel Meclisi Başkanlığını üstlenmesi gençler adına önemli. Bunu hem Osmanlı'daki gençler anlamında hem de siyaset düşünen gençler açısından nasıl yorumlamak lazım? Bazen hani şöyle söyleyelim. Ya çok genç olduğu zaman da ya acaba bu iş başaramaz mı? Bu işler çoluk çocuk işine mi kaldı gibi bir takım tırnak içerisinde olumsuz değerlendirmeler de var. Ama öbür türlü bakıldığında gençlerin önünde yeni bir örnek bir model oluyor. Bu anlamda siz ve sayın vekilimizle olan ilişkileri de değerlendirdiğinizde nasıl bir portre var? Gençlere buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Evet, güzel bir konu aslında. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın biz AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı'nda siyasete başladık. Yaklaşık 13 yıl önceydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere hitap ettiği bir söylem var. Ne diyordu? En ağır kapıları genç bilekler açar diye bir güvencesi vardı. Biz başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bize inanan, güvenen halkımızın bu inancını boşa çıkartmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Gayretle çalışıyoruz. Tabii bunu halkımız değerlendirecek en iyi şekilde. Başarılı olup olmadığımızı ama biz sadece şu bilinci oturtturduk. Bize böyle bir sorumluluk verildi. Evet, genç yaşımızda. Evet, Türkiye'nin en genç İl Genel Meclis Başkanıyım ben. İsmail Kaya vekilimiz mecliste genç milletvekillerinden bir tanesi. Gençliğin içinden yetişip gelmesi. Bu bir Ağırlık var hizmet, tabii. evet bir hizmet sorumluluğu yüklediği kadar üzerimize şöyle de bir sorumluluk. Evet, bir genç rol model gibi bir görüntü var. Eğer bizim hedeflerimizden bir tanesi de budur aslında. Gençlerin sorumluluk verildiği zaman neler yapabileceğini biz göstermek istiyoruz. Bunun için zaten çabamız. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi en ağır kapıları genç bilekler açar lafını adeta teyit ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Allah bizi mahcup etmesin. İlk günkü duamız her zaman da olacak duamızdır bu. Allah bizi mahcup etmesin. Genç yaşta geldik. Hem vekilim hem bizler. Sorumluluğumuz evet büyük ve bu sorumluluğun bilincindeyiz her dakika. Her yaptığımız işte her aldığımız kararda bu sorumluluğun bilincindeyiz. İnşallah güzel bir rol model oluruz. İnşallah buradan yaptığımız, yapacağımız işlerden çok güzel elektrik topluma vermiş oluruz ki genç arkadaşlarımızın da önünü açmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Tabii siyasette hep gençlere yer verilmiyor diye bir serzeniş vardı. Bu anlamda zaman zaman işte ya gençler siyasette yer bulamaz, işte makam veya bunu şey içerisinde söylemiyorum. Yani ama halk tabirinde bakıldığı zaman işte gençlik genelde işte teşkilatlarda afiş asan, el ilanı dağıtan bu tür gibi değerlendiriliyordu. Ama bunun ayrı bir noktaya taşınması, Osmanlı ölçeğinde bunu görmek de açıkçası gençler açısından önemsenmesi ve eğer siz gerçekten bir değer üretiyorsanız bu anlamda sizin de bir anlamda gençlerin önderi olarak bir takım değerlendirmelere tabi tutulacağınızla ilgili de bir somut örnek olmuş oldu. Bunun da devamının gelmesini hem AK Parti'de hem diğer partilerde de arzu ederiz. Gerçi İl Genel Meclisi'nde çok genç bir yapı var. Onu da görüyoruz.
Yine başkan vekilimiz de Enver Bey de çok genç. Ona da Evet. buradan başarılar diliyoruz. Sağ olsun, onun da Osmaniye'de teşkilat olarak önemli çalışmaları var. Başkanım, tabii özel idarenin çalışmalarına gidelim ama ben şimdi sizle program yapacağımız netleştiğinde tabii bu Osmaniye ile ilgili de özdeşleşen Sayın Genel Sekreterin de cemiyetimizi ziyaretinde ifade etmiş olduğu bir fıstık müze vardı. Tabii bu müzeyle ilgili hangi noktaya gelindi? Bu anlamda bu konuyu öncelikli olarak değerlendirmenizi isteyip daha sonrasında da diğer konularımızı etraflıca konuşalım derim. Bu konuda Osmaniye Müzesi ile ilgili son durum nedir başkanım? Osmaniye Müzesi ile ilgili, Yer Fıstığı Müzesi ile ilgili son durum ihale aşamasındayız. Yakın zamanda Allah'ın izniyle ihalesine çıkacağız ve hızlı bir şekilde bitireceğiz. Müzenin yapımıyla ilgili ben şöyle de bir bilgi vereyim. Doğakan'ın kültür ve turizme aktardığı bütçeden, ben aynı zamanda Doğakan Yönetim Kurulu üyesiyim, İl Genel Meclis Başkanı olmam hasebiyle. Doğakan'ın kültür ve turizme aktardığı bütçeden yaptırıyoruz biz. Tabii özel idare bütçesinden de belli bir kaynak aktarıyoruz ama %70, %80'ine yakını bütçenin Doğaka bütçesinde yapılıyor. Projelerimiz tamam, görsellerimiz sizlerde vardır, Evet. basına Şu daha an önce ekranda bilgilendirmiştik. yansıtıyoruz dört tanesini başkanım. Öyle. Evet, bilgilendirmeyi de yapmıştık, kamuoyuna detaylı bir bilgilendirme Evet, yapmıştık. mimarisi de zaten bizim o kabuklu fıstık Evet. görünümü. Evet, kabuklu yer fıstığı görünümünde gerçekten yer fıstığını da anlatacak. Osmaniye'nin simgesini de ön plana çıkartabilecek bir şey düşündük. Doğaka'ya sunduk. Doğaka'dan onaylandı bu. Bütçemiz onaylandı. Bütün proje çalışmaları, her şey, ihale çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak inşallah. Evet. Ve kısa sürede yapılıp hizmete girmesini sağlayacağız inşallah. Peki Yer müzeye fıstığı... gittiğimizde, faaliyete geçtiğinde diyelim, ne göreceğiz, ne bulacağız orada? Şimdi Şükrü Bey, şöyle, müzemiz iki bölümden oluşacak. Birinci bölüm vatandaş geldi, yer fıstığı şeklinde bir mimariyle Evet. karşılaştı. Bu asıl düşüncelerimizden bir tanesi şudur: her şehrin bir sembolü vardır. Bizim Evet. sembolümüz başta yer fıstığıdır. Yer fıstığı Osmaniye'nin, yer fıstığı değil aslında, Evet, Osmaniye Osmaniye yer fıstığı. fıstığıdır o. Evet. Evet, yer fıstığı değil, Osmaniye fıstığıdır. Adı bu tescilli patentli ürünüdür Osmaniye'nin. Biz bunun da vurgusunu yapmak için biraz da, Osmanlı tanıtımı için biraz da böyle bir şeyler düşündük. Gelindiği zaman dışarıdan bize Osmanlı sembolü olarak, sembollerinden bir tanesi olarak karşılanacak bu müze. Bu müze de sadece yer fıstığının değil, birçok şeyin tanıtımı yapılacak. Müzeye girdiğimizde birincisi yer fıstığının üretiminin serüveni, orada bal mum heykellerle serüveni sergilenecek. Yani ekim aşamasından hasadına, sergilenmesine, işlenmesine kadar bir serüven sergilenecek. Bunun dışında kafeterya tarzında düşündüğümüz bir bölümü var. Yine Yer Fıstığı Müzesi'nin. Yine bu müzenin içerisinde Osmaniye'nin farklı değerlerinin sergilenmesi için bir bölüm hazırlanıyor olacak. Yani tanıtım için ne yapabileceksek, Osmaniye tanıtım için ne yapabileceksek, onun için farklı alanları bölüm bölüm oluşturduk zaten. O şekilde devam edeceğiz. Bir de genişçe bir fuaye alanı, Evet. sergi alanı tasarladık müzemizde. Yani ilimizde yapılacak sergiler gibi birçok şeyi orada yapmayı düşünüyoruz. Buna öncülük etmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında bir satış yeri, ne satışı? Mesela Osmaniye'nin ürünleri, yer fıstığı, yer fıstığının çeşitleri, Karatepe kilimi, zeytincilikle ilerliyoruz çok Evet. şükür. Zeytinle alakalı alanlarda yaptığımız çalışmaların orada hem tanıtımları hem satışı, yöresel ürünlerimizin tanıtıldığı standlarımız olacak orada sürekli. Yer olarak da üniversite yolunu tercih etmemizin nedeni, 10 binin üzerinde şu an yanlış hatırlamıyorsam bir üniversite öğrencimiz var bizim. Tabii bu üniversite öğrencileri gelip gitmesinin yanı sıra bunların aileleri de ziyaret ediyor. Bu arkadaşlarımızın aileleri de ziyaret ediyor. Hem okullara hem orada yurtlar bölgesi, yerleşim yeri var. Güzergah olarak da dışarıdan gelen misafirlerin, Osmaniye'yi ziyaret eden misafirlerin geçiş güzergahı olarak düşündüğümüz bir yer. Yer özel idarenin kendi arazisiydi.
Evet. Böyle bir şey düşündük. Ve orada sadece şunu yapmayacağız. Şunu da yapacağız. Osmanlı'nın turistik yerleri, kaleleri, Evet. Karatepe kilimlerinin dokunduğu Karatepe köyündeki kilim dokuma merkezi. Osmanlı'nın gezilmesi, görülmesi gereken yerlerin küçük tanıtım, el broşürü gibi nasıl ulaşabileceklerini oralara, kaç kilometre mesafede olabileceklerini, konaklamayı nerede yapabileceklerini de tanıtan küçük, her girene dağıtılabilecek bir broşür de vereceğiz. Yani o müzeye gelen Osmanlı'da nerelere gidebileceğini de görecek aslında. Bir Osmanlı tanıtımı için katkısının büyük olacağını düşündüğümüz bir proje olarak düşünüyorum ben. Evet, inşallah Osmanlı'nın sembollerinden bir yer olacak. Biz ona inanıyoruz. Bu Evet. projenin düşünülmesi, uygulanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Umarız Osmanlı'mız adına da önemli bir faaliyet olarak yer alacak. Başkanım, tabii siz başlangıçta il genel meclislerinin, il özel idarelerinin hem konumu itibariyle kentler açısından ne ifade ettiğini birkaç cümleyle izah ettiniz. Şimdi bunu uygulamaya dönüştürdüğümüzde tabii ki ağırlıklı olarak köylerde hizmet yürüten il genel meclisimiz, özel idaremiz var. Bu konuda da Osmaniye ile ilgili son dönemde kamu yatırımlarının da açıkçası özel idare üzerinden yapıldığını görüyoruz. Bunlar size ayrı bir yük getiriyor mu? Bu anlamda bunu başarmak önemli. Nihayetinde çok büyük yatırımlar. Yani bakıldığı zaman milli eğitim, sağlık başta olmak üzere. Bu konuda özel idarenin bu çalışmalarını diğer konulara girmeden önce nasıl yorumlamak lazım? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Şükrü Bey, özel idare, il genel meclisi diyeyim önce. İl genel meclisi özel idarenin karar alma organı. Evet. Biz yatırım programını meclis olarak yaparız, hazırlarız. Özel idareye hazırlanan program tevdi edilir. Özel idare icracı olarak bunun uygulamasını yapar. İl özel idarenin başta birincil görevi, belediyelerin mücavir alanları, hizmet alanlarının dışında Dışın. kalan yerlerin Evet. altyapı, üst yapı, ruhsatlandırma, yatırım, desteklenme gibi hizmetlerini yerine getirmektir. Ama bunun yanı sıra tabii bakanlıkların yatırım programlarında Evet. olan yatırımlarda çoğu zaman özel idareler maharetiyle, özel idareler eliyle illerde uygulanmakta. Tabii büyük şehir olmayan illerde özel idareler mevcut. Uygulanmakta Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yatırımları başta olmak üzere birçok yatırım bizim koordinemiz, yani özel idare koordinesiyle gerçekleştirilmekte. Evet, bu farklı bir sorumluluk getiriyor, farklı bir yük getiriyor. Çünkü şimdi Osmaniye ile ilgili alınan kararları biz alıyoruz. Yapacağımız yoldu, suydu, göletti, üst yapıydı. Bunlarla ilgili biz alıyoruz. Ama hükümetin programa aldığı bir yatırımı uygulamak da ayrı bir, evet, bir sorumluluk getiriyor. Yani işte Allah mahcup etmesin diyerek devam etmek durumunda kalıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü yapılan her yatırım memleketimize yapılıyor. Yapılan her yatırım vatandaşımızın işinin kolaylaştırılması için, devletten daha sağlıklı, daha rentable hizmet alabilmesi için yapılıyor. Bu binalar, yani kurumların binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi, tabii ki vatandaşa en iyi şekilde hizmet verebilmek için, bu en iyi şekilde hizmet verebilmek için bu yapıyı oluşturmaktaki yük de sorumluluk da özel idareye düşüyor. Bunu da biz koordine etmeye çalışıyoruz. Evet. Başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz işin açığı bu konuda. İşte son yıllarda yapılan yatırımlara bakacak olursak, bunları birazdan yapılan yatırımlarda paylaşacağız inşallah. Evet, başarılar diliyoruz. Tabii özel idaremiz belediyelerimizin yetişmediği alanda da onlara destek oluyor. Bundan dolayı da gerçekten belediyelerin can kurtaranı durumunda. Tabii yaylalarda yine aynı şekilde çok önemli hizmetleri var. Bu konuda da umarız hizmetin gitmediği yer kalmaz. Vatandaşımız en ücra noktada da olsa bu ülke toprağında yaşayan herkes gibi o insanımızın da en iyi hizmeti alma hakkı var. Dolayısıyla sizlerin de bu sorumluluk bilinciyle vatandaşlarımıza hizmeti zamanında, yerinde ve ulaştırmayla ilgili de çalışmaları inşallah bundan sonra da devam ettireceksiniz. Peki başkanım, özel idaremizin 2020 bütçesi ne kadar? Bu anlamda 2020 yılı içerisinde başlanılan, bu aşamaya gelen çalışmalar neler?
Bu konuda tabii ki su, yol, altyapı bunlar çok önemli, çok büyük yatırımlar. Beldes köylesine önemli yatırımlardı. Bunlarla köylerimiz, beldelerimiz açıkçası şehirleri kıskandıracak duruma geldiler. Bu konuda oradaki köylerimizin de yaşam kalitesinin artması anlamında bu büyük yatırımları da önemsiyoruz. Dilerseniz biraz da bu yönüyle yatırımlar ve özel idaremizin mevcut durumuyla ilgili sizden bilgiler alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi özel idaremizin 2020 bütçesi 120 milyon lira bir bütçemiz var yaklaşık olarak. Tabii bunun içinde yatırım bütçesi, personel gider, her şey dahil olmak üzere Evet. toplam bütçeden bahsediyoruz. 120 milyon köylere hizmet götürme noktasında. Şimdi biz Osmaniye'yiz, Osmaniye çocuğuyuz. Ben Kumarlı köyünden merkez. Çocukluğumdan beri hatırladığımız bazı şeyler var. Nedir? Biz köylere gittiğimiz zaman çocukken, Evet. küçükken insanların köyündeki yaşayan vatandaşların traktörlerle çıkamadıkları yerlere, çıkamadıkları evlerine şu anda çok rahat artık altı engin araba diyelim, arabayla gidebiliyor. Tabii ki eksikler yok mudur? Eksikler illaki vardır ama büyük oranla biz bu sorunu aştık. Köylerimizin hiçbirinin ulaşım sorunu yok. Yolların durumları genel olarak iyi durumda. Tabii ki ihtiyaç olan yerler hala var. Ama şu an bu bir devrim gibi. Özellikle köyde maharetiyle yapılan hizmetler, yatırımlar bir devrim gibi. Şuna ben bir dikkat çekmek istiyorum. Köyde üzerinden sadece. Buyurun başkanım. Parke yapımları, yani şehirlerdeki parke yapımlarıyla parke uygulamalarıyla köylerdeki parke uygulamaları aşağı yukarı aynı zamanlara denk geliyor. Ve biz baktığımız zaman köylerde genel olarak, bunu sadece Osmaniye özelinde konuşmuyorum, Evet. genel olarak konuşuyorum, köylerde park uygulamaları şehirlerden daha hızlı yapıldığını görüyoruz. İhtiyaca daha çabuk, çünkü köy yollarının fiziki durumları şehirdeki yolların fiziki durumları gibi değil. Engebeli arazilerin olduğu, sorunlu yerlerin olduğu, yamaçların olduğu, Evet. işte şarampollerin olduğu yerler var. Daha sıkıntılı fiziki durumu bizim şehir merkezimizdeki yollara bakarak. O yüzden genel olarak değerlendirdiğimiz zaman köylerde daha başarılı bir çalışma yakalandı bu konuda. Evet, şu anda bizim Osmaniye'mizin 7 ilçesine bağlı 159 tane köyümüz var. Biz hizmet interlandımız sadece köyler değil. Hizmet interlandımızda 7 ilçemiz de dahildir. 159 köyümüz de dahildir bizim. Evet. Yani bu yapılan bütün yatırımları biz ihtiyaca göre adil, planlı bir şekilde hizmetin aksamaması, hızlı akışı göz önüne alarak yapıyoruz. Evet Şimdi başkanım bizim devam edin ama burada şöyle kamuoyunda bazen spekülasyon yapıldığı için siz buradayken bunu sormakta fayda olduğunu düşünüyorum. O da şu. Tabii köy sayılarımız ilçelere göre değişiyor. Bakıldığı zaman en fazla köyümüz olan ilçe Kadirli ve Sumbasın da yine aynı şekilde. Hani köylere ayrılan bütçeler işte bazen biliyorsunuz siz de bunları siyaseten takip ettiğiniz için ya işte Kadirli'ye bütçe fazla ayrılıyor, Osmaniye bu bütçeden pay alamıyor. Bu takım bir takım serzenişler oluyor. Özellikle özel idarenin bu köy yönüyle, ilçeler yönüyle değerlendirildiğinde bu konuyu biraz açabilir misiniz? abi memnuniyetle, memnun da olurum. Hatırlattığınız için de teşekkürler. Şimdi Osmaniye genelini değerlendirirsek 159 köyümüz var. Bu 159 köyün 37 tanesi merkezde, 60 tanesi Kadirli'de. Bizim özel idare envanterimizde 3000 kilometre yaklaşık yol var. Bu yolun 1800 kilometresi Kadirli'de, Kadirli ve Sumbas bölgesinde. Yani yol ağının çoğunluğu, yani üçte ikisi neredeyse Kadirli Sumbas bölgesinde olduğu için şöyle bir durumumuz yok. Oraya fazla o ilçelere yatırım aktarılıyor. Oraya fazla böyle bir şey yok. Tamamen yollara yönelik. Yani yol Evet. nerede çoksa her yer eşit yapılıyor. Şöyle bir bakacak olursak, Osmaniye 7 ilçe genelinde Evet, değerlendirecek merkezde olursak, dahil ettiğimizde. evet, merkeze dahil ettiğimizde bizim merkez köylerimizde biz mesela parke çalışmalarını tamamlama noktasına geldik. Ya merkez köylerimizde ufak tefek eksiklerimiz var. Bu yılda başlayacağız inşallah parke önümüzdeki haftadan itibaren. İnşallah. Eksiklerimiz var ama
Biz büyük ölçüde parke sorunu, yol sorunu merkezde çözdük. Bir sorunumuz kalmadı. Suyla alakalı birkaç köyümüzün dışında bir su sorunumuz kalmadı. Suyu gitmeyen Osman Ege'nin hiçbir köyümüz yok. Bütün köylerimizde su var ama eksikler, yetersizlikler var. Bunların da güçlendirmesi yapılıyor. Yani bu çalışma yapılırken ihtiyaca göre yapılıyor. Yani buradaki köyün sorunu bırakılıp da oradaki köyün sorunu çözülüyor gibi bir durum yaklaşım olmuyor. Sadece köy sayısı ve yol ağı orada genelin üçte ikisi kadar. Yani çoğunluk orada olduğu için orada fazla çalışma yapılıyor. Fazla iş değil bu aslında. Orantılı bir şekilde devam ediliyor. Sorun olarak baktığımız zaman bizim mesela merkez köylerimiz oraya göre sorunsuz denecek kadar sorunsuz bir köy. Evet, güzel bir açıklama oldu başkanım. Çünkü ben sosyal medyada zaman zaman denk geliyor. Tabii olayın biz gerçek boyutunu biliyoruz ama bunu zaman zaman insanlara izah etmekte de güçlük çekiliyor. Nihayetinde bu biliyorsunuz siyaseten çok böyle hemen alıcısının olduğu bir konu. Evet. Dolayısıyla bunu da bu yönüyle açmanızda da büyük fayda oldu. Tabii özellikle bazı köylerimizde doğal afetler yaşanıyor. Dolayısıyla o afet yaşanan bölgelerdeki hizmetlerin iyileştirilmesi daha öncelikli ve bazen işte olumsuz hava şartları, heyelan, bir takım işte olumsuz hava şartlarından dolayı da farklı köylerde de yine benzer sıkıntılar var. Bu konuda da özel idarenin çok hızlı bir refleksle oralarda hemen sorunun çözümü noktasında belki o an geçici bir takım şey olur çalışma yapılıyor ama daha sonrasında kalıcı bir takım çözümler olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Osmaniye doğal afetler yönüyle çok sıkıntılı bir yer mi başkanım? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Osman, doğal afetler yönüyle biz çok sıkıntımız yok elhamdülillah. Yani ilimizin bulunduğu konum itibariyle Düzici ilçemizin bazı köylerinde, Bahçe ilçemizin bazı köylerinde, Kadirli ilçemizin bazı köylerinde, yani rakımı yüksek olan bazı köylerde, Heyelan özellikle Kadirli. Heyelan, evet, Yoğun. kış aylarında Heyelan gibi bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama buna da bizim özel idare olarak çok geniş bir araç parkurumuz var. Yani makina, ekipman, teçhizat Allah'a şükür tam yerinde, tam kadro bir şekilde. Biz aksayan, mesela bu kış yaşanan bir iki sorun oldu, bazı sorunlar oldu. Pandemi sürecinin başlarında yaşanan bu afetle ilgili bazı sorunlar oldu. Çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduk. Yani bugün bir örnek veriyorum, heyelan durumunda hemen araçlarımız gitti, gerekli çalışmayı yaptı. Yolu geçici de olsa o an için, yani kalıcı çözüm için, çünkü hava şartlarının düzelmesi, toprağın sertleşmesi tekrardan gerekiyor. Trafik akışını sağlamak için anında müdahalemizi yapabildik. Bu şekilde de bir gücümüz var. Yani Allah göstermesin, bir heyelan durumunda, toprak kayması, bir sel durumunda anında müdahale edecek imkanlara sahibiz özellikle olarak. Tabii özel idarenin bir de örnek çalışmasını sizden dinleyelim. Bu da güneş enerji sistemiyle kendi elektriğini üreten ve bunu da hatta fazla olduğunda bunu gelir olarak sağlayan bir yapı var. Öncelikli olarak bu uygulama başarılı oldu mu? Çünkü bildiğim kadarıyla hizmete geçmiş olması lazım. Uygulamaya Geçti. aldınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Sonuçlar nasıl? Evet, şimdi sadece özel idare değil, yerel yönetimler olarak Türkiye'de yerel yönetimler genel olarak konuşuyorum. Nadir uygulayan illerden bir tanesiyiz. Biz burada şimdi köylerdeki yani ortak kullanım elektrik giderlerini de yükünü özel idareler çekiyor. Yani örnek veriyorum, köydeki sokak aydınlatmasının elektrik gideri özel idare tarafından karşılanıyor. Yani kamu şeylerinin elektrik giderleri köylerdeki özel idare tarafından Camiler gibi, karşılanıyor. okul gibi. Evet, biz Cevdetiye Fıstıkçılar sitesinin hemen üst tarafında bizim kendi arazimiz vardı. Özel idarenin kendi arazisi vardı. Biz bu araziye böyle bir projemiz vardı. İznimiz, ruhsatımız hepsi mevcuttu. Biz bunu hayata geçirdik ve çok verimli. Yani biz elektriğe ödeyeceğimiz parayı çıkarttığımız, tahsil ettiğimiz gibi fazlasını da kazanmış oluyoruz. Tabii bu kazançlar, buradan elde edeceğimiz gelir yine köylerimize elektrik, su, yol olarak dönecek dedikleri tam da bu nokta işte. Biz yine hizmet olarak şehrimize bunu kazandıracağız. Bu bir
özel idare geliri olarak planlamıştık. Yani düşük bir gelire göre düşük bir yatırım aslında. Osmaniye ve özel idare çapında büyük bir yatırım. Kalıcı bir yatırım. Biz buradan sürekli bir gelir elde edeceğiz. Bu santral vesilesiyle. Buradan elde ettiğimiz geliri de yine köylerimize hizmet olarak döndüreceğiz. Evet. Çalışmaya da henüz başladı. Protokoller yapıldı. Enerji akışı başladı. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor şu an. Evet, tabii bu uygulama hem Osmaniye içindeki özel sektörde olmak üzere onlara örnek olacak. Başka illere de yine model bir çalışma olarak yansıyacak. Bu anlamda da Osmaniye'mizin böylesine üretken ve böylesine pozitif şeylerle gündeme gelmesine de biz açıkçası önemsiyoruz. Çünkü hep üçüncü sayfa haberleriyle gündeme gelen bir şehir olmak istemiyoruz. Bu anlamda hem ekonomisiyle hem turizmiyle hem sanayisiyle insanıyla öne çıkan bir Osmaniye olsun arzusundayız. Başkanım, tabii Osmaniye yaylalar şehri, kaleler şehri. Bu anlamda özel idari olarak Osmaniye'nin bu turizm yönüne yönelik önceliğiniz olacak mı? Biraz Osmaniye bu konuda çok sıkıntılı görünüyor. Bu anlamda potansiyelini harekete geçirememiş durumda. Bu anlamda yani üzerimizdeki tozu atabilecek miyiz başkanım? Evet, şimdi biz şöyle bir turizmle alakalı, Osmaniye'nin tanıtımıyla alakalı, evet, Çok Fıstık Müzesi önemli bir buna, çalışma yaptınız, onu biliyorum çünkü ben. evet, Fıstık Müzesi buna örnektir. Şimdi bizim yetki sorumluluğumuz da, gönül ister ki her konuda biz müdahil olalım, her konuda çalışma yapalım, her konuda proje üretelim. Ama yasal bazı mevzuatlar, bazı durumlar, işte her konuda hizmet götürmemize bazen engel olabilir. Çünkü burada bir yetki sorunu var. Şimdi belediyenin yükümlülüğünde, sorumluluğunda olan konular var bazen. Bazen özel idarenin yükümlülüğünde, sorumluluğunda olan konular var. Biz burada üzerimize düşeni, elimizden gelenin en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Osmaniye'de turizmle alakalı, evet, Osmaniye bir kaleler şehri. Bunların bir siyasi olarak bir mücadelemiz var bununla ilgili. Özel idare ve meclis çalışmalarının dışında, yani bunların tanıtımının nasıl yapılacağı, bunların restorasyonunun nasıl yapılacağı, nasıl bunların turizme kazandırılacağı ile ilgili çalışmalarımız var. İnşallah neticelerini alırız diye ümit ediyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz bu konuda. Yayla bir turizmimiz var Osmaniye'de. Zorkun yaylamız, Çukurova'nın en büyük yaylalarından bir tanesi. Geçmişte Zorkun yolunun genişletilmesi özel idaremiz tarafından yapıldı ve yolun yapımı yine özel idaremiz tarafından yapıldı. Bununla ilgili ayrı bir kaynak alınmıştı bakanlıklardan, hükümetten. O vesileyle yapılmıştı. Biz ne yapabiliyoruz şu an? Biz Zorkun yolunun bakım onarımını biz yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl tamamını biz yapmıştık. Bu yıl Osmaniye Belediyesi ile birlikte yaptık. Yani bir görevi paylaşmış olduk. Birlikte hem vatandaşlarımız hem Osmaniye'ye gelen misafirler daha sağlıklı ulaşabilsinler yaylaya diye. Evet, belediyenin de mücavir alanında, nihayetinde belediyenin de kendi sorumluluk alanında olan bir yer Zorkun. Evet. Ama biz burada sorumluluk alanına pek de bakmadık. İşin açı Osmaniyelimiz en iyi şekilde nasıl faydalanacaksa yapmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz diyerekten. Biz o sorumluluğa ortak olduk ve yaptık. Bu yıl yayla sezonu açılmadan önce de belediyemizle ortak, Osmaniye Belediyesi'yle ortak olarak o yolu tekrar yaptık. Ha, bununla ilgili projemiz yok mu? Bununla ilgili evet, gönül şunu istiyor, sıcak asfalt yapalım Zorkun yolunu. İnşallah yapacağız da. Biz buna inanıyoruz. Bununla ilgili mücadelemizle çalışmamıza devam edecek. İşte yolun kenarları kışın yağan kar yağışından, karlar erirken su akışından, sellerden etkilenmesin, yol hiçbir zaman bozulmasın diye kaliteli bir sıcak asfalt dökülmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Bununla ilgili çalışmamız var. Bununla ilgili ayrı bir bütçe gerekiyor. Ayrı bir çalışma gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Turizmle ilgili projeler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte bir tanesini hayata geçireceğiz inşallah. Artık ihale aşamasındayız. Fıstık Müzesi Osmanlı için güzel olacağına inandığımız ve geri dönüşümünü güzel olacağına da inandığımız bir proje. Bunun gibi daha fazla cazibe merkez haline getirebilecek projelere hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Evet.
Başkanım tabii bunlar güzel şeyler. Şimdi özel idaresi, il genel meclisi elbette ki karar alıyor, planlıyor. Bu anlamda yatırım programı son derece önemli. Bu konuda çok sayıda talep de geliyor. Bunları tabii siz değerlendiriyorsunuz. Burada değerlendirmeler yapılırken önceliğiniz ne oluyor? Yani bu anlamda ihtiyaçları önceliğe koyarken hangi hususları göz önüne alıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi çalışma prensibimiz biraz da bizim şu şekilde. Ben İl Genel Meclis Başkanı olduğum gibi aynı zamanda Osmaniye Merkez İl Genel Meclis üyesiyim. Biz düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Muhtarlardan talepleri direkt alıyoruz. Birlikte karar veriyoruz. Yani ihtiyaçlarına göre. Tabii şöyle iktisadi davranmak zorundayız. Yani sonsuz insan ihtiyaçlarına kıt kaynakları yetiştirmek zorundayız. Yani adil bir pay yapmak zorundayız. Şimdi asıl esas nedir? Asıl esas sudur. Yani birinci öncelik su sorunu afaki boyutta olan bir yerse o programda önceliğe alınıyor. İkinci sırada yol vardır. Yol durumu gidilmeyecek durumdaysa ya da o yolun o yerleşim yerinin yükünü artık çekemeyecek vaziyetteyse ikinci sırada biz buna öncelik veriyoruz. Ama burada kesinlikle az öncedeki işte bir akıldaki karışıklığı açmak için söyleyeceğim bunu da. Burada herhangi bir ilçe ayrımı ya da ilçe sıralaması yapılmıyor. Nüfus ihtiyaç sıralamasına göre adil bir karar veriliyor ve bu kararları biz programın başında bahsettiğim gibi oy birliğiyle aldığımız kararlar. Yaptığımız uygulamalar oy birliğiyle yaptığımız uygulamalar. Evet, kolay gelsin diyelim. İnşallah vatandaşlarımızın beklentileri karşılanır. Tabii beklentide sınır yok. Ama önemli olan şu, yani hem kişilerin bireysel olarak kentlerin de kendi talebinden daha öncelikli bir talep olabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım. Bu anlamda da elbette ki herkes kendi yaşadığı bölgeye her şeyin gelmesini ister ama sizin de ifade ettiğiniz gibi kamu kaynakları var, kısıtlı kaynaklar. Bu kaynakları da doğru şekilde yerinde kullanmak da sizlerin görevi. Bunlar da nihayetinde milli servet, heba edilmemesi lazım. Popülist davranmak da son derece sakıncalı. Türkiye'nin de bu konuda popülizmden uzaklaşması önemli diyoruz. Başkanım peki bu süreçte yollara, suya yetişebiliyor musunuz? Yatırım programındaki çalışmaları gerçekleştirebiliyor musunuz? Bu anlamda uygulamada işte hani plan yapılırken, program yapılırken bunun örtüşmesi, gerçekleşme oranı nedir? Şimdi Şükrü Bey, evet, bu bilgiyi ben verecektim. Yani hazırlanmıştım buna da. Şimdi şöyle, 2010'da yani geçmiş yıla ait çünkü gerçekleştirilen o Evet, var şu içinde anda. olduğumuz ülke devam ediyor daha. 2020 yılı devam ediyor. İnşallah başarılı bir şekilde biz bunu 2020 yılını kapatacağız. Geçtiğimiz yılla alakalı ben kısa bir rakam vereyim sadece. Mesela biz yol olarak yaptığımız stabilize, asfalt, SSB dediğimiz silindirle sıkıştırılmış beton yol ve birinci ve ikinci kat sati kaplama asfalt yol yapıyoruz biz köylerimize. Biz geçen sene sadece yol programlarında, yol yatırımlarında programımızın %30 üzerinde tamamladık. Yani planlanan işi yaptık, %30 da fazlasını yaptık geçen sene. Geçen sene 46 kilometre birinci kat asfalt yaptık. 256 kilometre ikinci kat asfalt yaptık. 350 kilometre civarında stabilize yol yaptık biz geçen sene. Tabii planladığımız bu her kalem için daha azıydı aslında. Biz %30 daha fazlasını yaptık çok şükür. Yine köy desten yaptığımız parke yollarımız var. Yani geçen sene şu an rakam tam aklımda değil ama yaklaşık il genel için konuşuyorum. 24 milyonluk bir yatırımdı köy dest bütçesi. Bu sene de yine aynı bir bütçemiz var. İl genel için 7 hizmet götürme birliğimiz için gelen bütçe. Yine öncelik burada parke, yollar, SSB yollar, silindirle sıkıştırılmış beton yol ve su projelerini kapsıyor. Yani yol yatırımlarında %100'ün üzerinde bir çalışma sergiledik. Yine su yatırımlarında da, su projelerinde de geçtiğimiz yıl programa alınan projelerin tamamını tamamladık. Ekstra yaptığımız işler de var su yatırımlarıyla alakalı. Mesela ne yapmışız suyla alakalı?
36 adet biz su projesi tamamlamışız. Yani bunun içinde muhtelif projeler, bunlar içinde depolar var, bunlar içinde ishalatlar var, bunların içinde sulama suları var gibi birçok proje var. Programa alınandan fazlasını tamamlamışız. Evet, grup köy verilere bakıyoruz. Suları da vardı başkanım bildiğim kadarıyla. Evet, grup köy sularımız var. Evet. Önemli bir rakam Osman, zannediyorum onlar bayağı bir maliyetli yatırımlar. Onlar çok büyük yatırımlar. İki bugün mesela ben bugün sabah gitmiştik Yarpus Cebel tarafına, evet. Eski vilayet merkezimiz. Oraları bir gezdik. Yapılan yatırımları gezdik. Yapacağımız yatırımlar var. Onları gezdik. Onlarla da ilgili derseniz bilgi verebilirim. Yarpus grup suyumuz var. 26 tane köyümüz sadece Yarpus'tan gelen sudan kullanıyor. Bu zamanın, o zaman 2012 yılı yanlış hatırlamıyorsam yapım yılı, o zaman çok büyük bir yatırımdı bu. Çünkü bu köylerimizde ciddi anlamda su sorunu vardı o zaman. Yani suyu olmayan köylerimiz vardı. Suyu çok az gelen, yetersiz gelen, çok ince akan köylerimiz vardı. Şimdi Yarpus'dan gelen su, grup suyu vesilesiyle biz bunu açtık. Mesela bizim yazı köyü diye tabir ettiğimiz, yani Osmaniye'nin Kadirli çıkışından, Nohuttepe'den başlayıp Kadirli'ye kadar olan köylerimizde, evet, 3 tane köyümüzde kuyu suyu kullanıyorlardı. Yani biz bu sene 9 kilometre yaklaşık hat çekerek Yarpuz'dan su götüreceğiz o köylerimize de. Orada da suyla alakalı sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Evet. Köy içi şebeke yenilenmeleriyle alakalı çalışmalarımız var. Yatırım programımız, çok sağlam bir yatırım programı yaptık. Hem yolda hem suda. Ve hedefimiz şu, %100'ünü gerçekleştirmek programı. Evet. Başkanım, tabii siz buradayken sormam açıkçası önemli. Şöyle, bize sosyal medyadan çok sayıda, özellikle yaylalık alanlardan, Cebel başta olmak üzere, çöplerle ilgili şikayetler geliyor. Yani bunların düzenli toplanmaması ile ilgili ve özellikle ormanlık alanlara atılanlar var. İşte köylün belirli alanlarında yine böyle çok aşırı yığıntı olmasa da yine çöp alanları oluşturulmuş. Özel idari olarak nihayetinde sorumluluk alanınızda bunlarla ilgili çalışmalarda aksama mı oluyor, yoksa vatandaş kaynaklı bir problem mi bu? Yoksa bunu çözmek adına arayışlarınız var mı bu konuda? Yoksa biz mi olayı farklı görüyoruz? Sizin açınızdan konu nasıl? Bunu da öğrenmek isteriz açıkçası. Evet Şükrü Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi biz evet köylerimizin çöplerini topluyoruz. Böyle bir programımız var bizim. Çevre Sağlık Hizmetleri adı altında biz bunu yapıyoruz. Bildiğim kadarıyla bazı bölgelerde de belediyelerle bu işi beraber yürütüyorsunuz. Yani siz onlar, evet, ücretlerini de ödeyerek belediyeler üzerinden daha hızlı olsun diye, öyle biliyorum ben ama. Evet. Şimdi şöyle bir uygulama yaptık. Biz göreve geldiğimizde çöp araçlarımız vardı ama yetersiz durumdaydı. Yani 159 tane köyümüz var. Bunun tamamının yetişmek zorunda hissediyor. Ya bu bizim görevimiz, sorumluluğumuz. Yetişmek zorundaydık. Araç ihtiyacımız vardı. Bizim vidanjörümüz yoktu mesela. Köyde bu şekilde bir sorun yaşadığımız zaman belediyelerden götürmek zorunda kaldık. O da her zaman müsait bulamıyorduk. Evet, bu bir sorundu. Ama bir gerekli mücadeleyi yaptık. Onu da söyleyecektim ben. Notlarımın arasında biz Osmaniye'ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan özel idaremize 3 tane yeni çöp kamyonu, bir tane vidanjör, 1500 adet de çöp konteynerini hibe olarak aldık. Bir proje yaptık, ihtiyacımız vardı, bakanlığa sunduk. Buradan milletvekillerimize, Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya Beylere teşekkür ediyoruz. Bizim girişimlerimiz, onların destekleriyle, evet, biz bunları aldık. Araçların teslimatı daha yeni yapıldı. Evet. Yani inşallah biz bundan sonra köylerimizden böyle şikayet almayacağız. Şu anda çöp konteynerlarımızın dağıtımı başladı. Arkasından hemen programlı bir şekilde köylerimizden çöp toplama işlemi başlayacak. Çöp toplama işlemini yapıyorduk ama yetersizdik bu konuda. Çünkü ekipman, araç eksiğimiz vardı. Bunu tamamladık inşallah. Bazı yetişemediğimiz yerlerde de şöyle bir uygulamamız var. Bunu da yeni yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Örnek veriyorum ben. Sumbaz, uzak yerde olan, merkeze uzak olan bir köyümüz. Ve köylerin durumları genelde dağınık yerleşim. Evet. Şimdi Osmaniye merkez köylerinden bu hizmeti vermek Sumbas'a vermeye göre çok daha kolay oluyor. Evet. Bu hizmeti nasıl yapabiliriz dedik. Belediye ile, mesela belediyelerle
protokol yapıyoruz bununla ilgili. Belediye bizim adımıza çöpü topluyor, masraflarını biz üstleniyoruz. Burada biz vatandaşımıza hizmet amacımız. Bu şekilde kolaylaştırmak için böyle bir izlediğimiz yolla var. Ama araçların teslimi henüz yapıldı. Bundan sonra inşallah biz çöple ilgili şikayet almayacağız. Evet. Peki başkanım, size en çok şikayetler hangi alandan geliyor? En çok şikayetler bize yoldan geliyor tabii ki. Evet. Çünkü yol sonsuz ömrü olan bir unsur değil. Evet, çabuk yapılıyor, yıpranıyor. çabuk bozuluyor, yıpranıyor. İklim şartları, kullanım. Aynen, iklim şartları, kullanım. Birinci şikayetimiz, konumuz bu. İkinci konumuza, talep konumuzda özellikle tabii aynı zamanda bir tarım memleketiyiz biz. Evet. Yani çiftçilik, köylerimizde çiftçilik çok ileri seviyelerde uygulanıyor. Ekim zamanlarında ve hasat zamanlarında köy yolları ve arazi yollarının onarımıyla, açılmasıyla, düzenlenmesiyle ilgili talep alıyoruz daha çok. Yayla konusu demiştiniz bir de. Yaylaların Evet. şey, orayı ben bir aydınlatayım. Buyurun Çünkü başkanım. oradan çok fazla talep geliyor. Her gelen talebe biz tabii ki cevap vermek bizim görevimiz. Ama şöyle bir hususumuz var. Şimdi 5302 sayılı özel idare yasasına tabiiz. Biz bu kanuna tabi çalışıyoruz. Mücavir alanımızın dışına biz hizmet götüremiyoruz. Şimdi bizim mücavir alanımızın dışında olan yaylalarımızın çoğusu bizim mücavir alanımızın dışında olduğu için biz direkt hizmet götüremiyoruz. Ama ne yapabiliyoruz? Tabii halkımız kullanıyor burayı. Biz işte yayla zamanı, kışın yıpranan o yolların fiziki durumunu elimizden geldiği, gücümüz yettiğince iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu tip çalışmalarımız var yaylalarla ilgili. Evet, inşallah yaylacılarım da zaten şehirden yaylaya rahat etmeye gidiyorlar. Ama onların da özellikle bu tür çöp, sinek bir takım şikayetleri oluyor. Tabii ulaşımla ilgili çok fazla şikayet almıyoruz ama umarız diğer şikayetler de son bulur diyelim. Önemli olan vatandaşlarımızın yaşadığı her yerde rahat etmesi, sizlerin görevi de vatandaşın zaten huzuru, güveni, refah Evet. seviyesinin yükselmesi. Bu konuda da umarız daha güzel adımlar da atarız diyelim. Başkanım, tabii özel idare önemli, ilgilenen meclisi son derece önemli. Sizler oy birliğiyle bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Peki şu an planladığınız çalışmalar neler? Şu an üzerinde çalıştığınız projeler varsa onları da dinlemek isteriz açıkçası. Tabii ki, tabii ki. Şimdi biz yatırım programımızı yaptık. Allah'ın izniyle 2020 yılı başında da uygulamaya koyduk. Tabii bu sene dünya olarak şöyle bir talihsizlik yaşadık. Covid-19 virüs salgınıyla alakalı bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntı tabii sosyal mesafe açısından, virüsün yayılmaması açısından bazı tedbirler almamız gerekti. Bu bakanlığın talimatlarıyla da, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla da alakalı bir durum. Burada 2 ay gibi bir zaman kaybı yaşadık biz. Ama biz bu 2 ay sürecince sadece acil olan, işte varsa bir heyelan ki virüsün başlarında yukarı Kadirli tarafında da olmuş. Kadirli Kusturbaş tarafımızda tarafında. Bazı sıkıntılarımız oldu. Acil yapılması gerekenlere çalışabildik sadece. Anında müdahale etmemiz gerekenlere çalışabildik. Onun dışında durmak, beklemek zorunda kaldık. Biraz virüsün tedbirlerinin alınmasını, hastalığın gerilemesini beklemek zorunda kaldık. Ama buna rağmen, bu 2 aylık gecikmeye rağmen biz 2020 yatırım programını inşallah %100 olarak tamamlayacağız. Biz planladığımız nedir? Bizim planladığımız birinci kat yollarda il genelinde 45 kilometre yaklaşık asfalt yol yapmayı planlıyoruz. İkinci kat seti kaplama asfalt olarak da 200 kilometre planladığımız bir program var. Yine stabilize çalışmalarında 30 kilometre gibi bir yola stabilize çalışması yapacağız. Yine parke olarak az önce zikrettiğim gibi 24 milyonluk bir bütçemiz var. Bunlar şu an ilçelerimiz başladılar. Peyderpey geliyor. Zannediyorum önümüzdeki haftadan itibaren artık sahaya inilmiş programa başlanmış olur. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Programımız da var. Yine okul parkelerimizi yapacağız. Ve yine 2019'da biz Şükrü Bey 2019'da tamamlanan programlarımız vardı. Onlardan da bahsedeyim ki evet. 2020'de ne yapacağımızı daha rahat anlatabilelim. Çok Biz iyi olur başkanım. Şimdi Buyurun.
Konumuzun başında şunu söylemiştik. Sadece mücavir alan dışında kalan yerlerin altyapısı, üst yapısı değil, bakanlık yatırımında olan, hükümet yatırımında olan programların da yatırımların da koordinasyonu, gerekirse yapımını, gerekirse ihale sürecini, gerekirse kontrolörlüğünü, teslimini de idaremiz sağlıyor. Biz ne yapmışız 2019 yılında? Tamamlananları söyleyeceğim sadece, çünkü daha önceden devam edenler var. Biz 2019 yılında tamamladığımız projelerde, milli eğitim yatırımlarında mesela 20 adet okul projesini tamamlamışız. Yani bu 414 derslik yapıyor. 15 bin öğrencimize daha iyi şartlarda eğitim imkanı sağlamış oluyoruz. Bu tamamladığımız projelerden 36 tane okulumuzun, bunlar il genelinden bahsediyorum, 36 tane okulumuzun bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştirmişiz. Yine sağlık kompleksimiz şu anda bitti. Neredeyse hizmete Teslim girecek. aşamasına geldi. Evet. Teslim aşamasına geldi. Bu tarafımızdan, tabii bakanlık yatırımıydı ama bizim tarafımızdan yapılan bir işti. Yine ilçelerimize yapılan sağlık yatırımları anlamında yapılan birçok şey var. Mesela Düzce ilçemize gençlik merkezini biz yaptık. Özel idare tarafından. Tabii bakanlığın programındaydı, yatırımındaydı. Ama bunu gerçekleştiren biziz. Yine Düzce ilçemize, gençlik merkezimize yarı olimpik yüzme havuzu. Bu da yani çoğu yerde yoktur. Yine Düzce ilçemize kazandırdık bunu. Yine mesela ilçe emniyet müdürlükleri hizmet binalarını yaptık. Nereye? Merkez Özel Harekat Binası'nın yapımını tamamladık. Sumbasa Hasanbeyli ilçe emniyet binaları yapıldı. Tabii bu yapılan hizmetlerin tamamı, bu yapılan fiziki yapıların tamamı vatandaşımızın daha sıhhatli, daha hızlı hizmet alabilmesi için yapılıyor. Biz 2019'da yaptıklarımızdan bir takımı bunlardı. Ne yaptık? Köylerde sivrisinekle mücadele kapsamında hem kendi araçlarımızla hem Sağlık İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokollerle bu ilaçlamaları yaptık. İlaç alımlarını yaptık. Covid-19 salgınla mücadele süresince ve hala devam eden çalışmalarımızda bütün belediyelerimizle ortak çalışmaları yürüttük. Başta merkez belediyemiz olmak üzere. İşte Covid'le mücadeledeki çalışmaları birlikte koordine edip, organize edip yürüttük belediyeyle. Bu bir sadece yani belediyenin, özel idarenin ya da hükümetin değil. Biz buna bütün toplumun sahip çıkması gereken bir sorumluluk bilinciyle yaklaştık. O çalışmalarımıza devam ediyor. 2010, 2020 yılına gelecek olursa yine 2020 yılında bakanlıkların yatırım programında olan işler var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı programına bakacak olursak 8 tane okul projesi var. Bir tane eğitim kompleks projesi var. Bu projeler bakanlık yatırım programında hayata geçirileceği anda burada biz devreye giriyoruz ve inşaatlarını bir an önce başlıyoruz. Hızlı bir şekilde teslim ediyoruz ve hem eğitim hem Osmaniye'mize kazandırıyoruz. Yine programımızda var. Okullarımızın ihtiyacı olan okullarımızın bakım, onarım işleri yine okullarımızda var. Bunlar hem 7 ilçemize hem köylerimizde ihtiyacı olan yerlerde. Yine var. Çöp kamyonundan ve konteynerlerden bahsettik. Mesela az önce unuttum, şimdi hatırladım. Biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız hibelerden bir tanesi de. Tamamını özel idareye hibe olarak aldığımız 2 milyon gibi bir rakam hibe olarak aldık. Bu ne için kullanılacak? Bu bazı işte az önce Heyelan'da bahsettik. Afet durumundan bahsettik. Afette Heyelan'da zarar gören ya da ulaşıma tamamen kapanan yerler var. Bu yolların fiziki şartlarının iyileştirilmesinde, güvenliğinin alınmasında yapılacak uygulamalar için kullanmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan 2 milyon gibi bir hibe aldık. Bu minvalde çalışmalarımız devam ediyor. Edecek de inşallah. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Başkanım, tabii özel idare zaman zaman spor başta olmak üzere kentteki amatör kulüplere de malzeme yardımında bulunuyor. Bunun yanı sıra yine bazı STK'ların, işte derneklerin ihtiyaçları üzerine de çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili bir açıkçası mevzuattan kaynaklı birkaç yıl önce bir problem olmuştu ama bununla ilgili tüm talepleri karşılayabiliyor musunuz? Bu anlamda bu durum sizi olumsuz etkiledi mi? Şimdi şöyle, bundan sonraki ve bu yıl yaptığımız çalışmayla ilgili ben bilgi vereyim. Bu yıl amatör spor kulüplerimizi bir malzeme yardımı yaptık. Tabii
Biz yapacağımız yardım, destekler ve teşvikler biz yasalar çerçevesinde, Evet. yani yasa ne şekilde, ne kadarına müsaade ediyorsa o şekilde biz yardımımızı, desteğimizi sağlıyoruz. Buradaki amacımız şu: evet, amatör spor kulüpleri gençlerimizi spora daha iyi yönlendirebilmek, teşvik edebilmek amacıyla elimizden ne geliyorsa biz de yapıyoruz. Biz gücümüz bu sene yettiği şuydu: amatör spor kulüplerine biz malzeme yardım yaptık aldığımız kararla. Yardım yaptığımız kulüplerimizin de, o kulüplerdeki sporcularımızın da memnuniyetlerini, teşekkürlerini aldık. Yani inşallah farklı imkanlarda daha farklı, daha büyük yatırımlar, pardon, daha büyük yardımlar yapmayı arzu ederiz. Her zaman da inşallah yasa çerçevesinde hem amatör kulüplerin, hem sporun, hem sporcunun gücümüz yettiğince arkasındayız, yanında durmaya da devam edeceğiz. Eyvallah. Başkanım, bir saati geride bıraktık. Tabii siz de programla ilgili sözleşirken takipçilerimizle şunu da paylaşalım. İnşallah Sayın Başkan'la Kurban Bayramı'ndan sonra İl Genel Meclisi'nde, özel idaremizde bir canlı yayın yapacağız. Tabii onu biraz daha etraflıca, böyle hem görselleriyle beraber planlıyoruz. İnşallah o konuda başkanla da gerekirse sahada bir takım çalışmaları yerinde görerek inşallah sizlere aktarmış olacağız. Başkanım, programı yavaş yavaş sonlandıralım deriz ama şimdi bir bayramdan çıktık, bir bayrama doğru gidiyoruz. Bu süreç hepimizi olumsuz etkiledi. Ve 15 gün sonra açıkçası ülkemizin son dönemde yaşadığı en önemli olaylardan birisi olan 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. Bu anlamda tabii bir gençsiniz. Osmaniye olarak özel idaremizin de 15 Temmuz akşamında Osmaniye'de bir şey yaşanmıyormuş gibi düşünülse de çok önemli adımlar attığını en azından bilenlerden birisiyim. Bu konuda da ülkemizin geleceği söz konusu olduğunda her kurumumuzun açıkçası canla başla seferber olması lazım. Birincisi, 15 Temmuz'a ilişkin bir değerlendirme yapmak isterseniz buyurun. Hemen akabinde bayram var. İkisini de birleştirerek son değerlendirmelerinizi alalım. Programı da bunlarla noktalamış olalım inşallah. Veya sizin Teşekkür aktarmak istediğiniz bir konu varsa çok özür diliyorum. Nihayetinde bu yayını planlarken biraz daha doğaçlama, biraz daha işte halkın da merak ettiği bazı konular üzerinden yapalım istedik. Çok detaylara girmemeye gayret gösterdik. Bu anlamda da olay ki, yani siz ya biz şurayı da vurgulayalım dediğiniz bir husus varsa onları da aktarabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum Şükrü Bey. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Evet, doğaçlama bir yayın oldu. Bugün gün boyu sahadaydık biz. Köylerimizi gezdik. Programın başında teknolojinin bir azizliğini Evet, yaşadık. Onun maalesef. için ben de özür diliyorum izleyen Estağfurullah. hemşehrilerimizden. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonraki yapacağımız yayında, özel idareden meclis salonundan yapacağımız yayında daha etraflıca izahat vermeye gayret ederiz. Evet, iki bayram arasındayız. Önümüz Kurban Bayramı. Allah hayırla bu bayrama kavuşmayı, nice bayramlar eda etmeyi nasip etsin. Bir 15 Temmuz hain darbe girişiminin de yıl dönümündeyiz. Ayın 15'ine, yaklaşan ayın 15'inde. Şimdi bu millet çok badireler atlatmış. Evet, biz genciz. Evet, en ağır kapıları genç bilekler açacağının da farkındayız. Bu her zaman olduğu gibi Çanakkale'de şehitliğe gittiğimiz zaman, orada yatan 15'liler. 15'lileri gördüğümüz zaman biz Allah bütün tehlikeden bu aziz milleti, memleketimizi uzak etsin. Düşmanlara karşı bizi, bu milleti, devletimizi emin etsin inşallah. Biz başta içerideki hainlere ve ülkemize ve milletimize düşmanlık yapan herkese şunu göstermiş olduk: bu millet Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir milletse, damarında nasıl bir asil kan varsa, bu millet 1071 Malazgirt'te bu topraklara girerken nasıl bir imanla, nasıl bir güçle, nasıl bir asil kanla girmişse ve bu millet Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'ndaki bu ruhunu nasıl korumuşsa, 15 Temmuz'da biz bunu bütün dünyaya tekrar gösterdik. Yani mevzu vatan olduğu zaman, mevzu kutsal olduğu zaman, mevzu
toprak olduğu zaman bütünleşmeyi, birlikte olmayı, tek yumruk, tek yürek olmayı bütün dünyaya bir kez daha gösterdik. Türk milleti güçlüdür. Her zaman da güçlü olacaktır. Evet, bu milletin kendine karşı olduğu gibi dünyaya, mazlumlara ve İslam'a karşı da olan sorumluluklarını bu millet bilincinde ve dünya var olduğu sürece bu bilinç inşallah kaybolmayacak. Biz Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuş bir askerin, bir milletin fertleriyiz. Yani Cenab-ı Allah bu milletin her zaman duasını kabul edecektir. Bunun inancındayız. O akşam biz 15 Temmuz'da sahadaydık. 15 Temmuz benim de doğum günüm aynı zamanda. Biz sahadaydık o akşam. Arkadaşlarımızla birlikteydik. İsmail vekilimizle biz birlikteydik o zaman. Haber aldık. Daha erken aldık biz haberi biraz. Tabii kamuoyundan biraz daha önce haberimiz oldu. Şu psikolojiyi daha iyi anlayabildik. Evet. O Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz'da İstanbul'da hain darbecilerin karşısında dimdik duran halktaki o iradeyi hissedebildik. Çünkü aynı şeyi biz de hazırdık her şey için. Çünkü burada mevzu vatandı, memleketti, bayraktı, dindi, İslam'ı bindi. Birçok şeyi biz o gece gözümüzle gördük. Yani ne yapıldı, asıl da ne yapılmak istendi ve başta Cumhurbaşkanımızın dirayeti, halkımızın güvenmesi, halkımızın birlikteliği, mevzu vatan olduğu zaman bu milletin nasıl kenetlenebildiğine hep beraber biz de şahit olduk, dünya da şahit olduk. İnşallah biz şundan eminiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkemizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanımızı susturamayacaksınız. Her Türk, her Müslüman bunun altına imza atar ve bu memleketi her ne olursa olsun her şeyin pahasına kanının son damlasına kadar koruyacağından, savunacağından da hiçbir zaman şüphemiz yoktur. Evet, Kurban Bayramı ile ilgili de mesaj vermek isterseniz başkanım. Evet, inşallah biz biraz buruk bir bayram yaşadık. Ramazan Evet. bayramını virüs münasebetiyle biraz buruk atlattık. Yani o gönülden gönüle bayramlaşmış olduk. Biz biraz samimi insanlarız, millet olarak kucaklaşmayı istiyor gönül. İnşallah çok da bir zaman kalmadı. Bir aydan az bir zaman kaldı galiba. Bir Evet, ay, tam bir ay var tam galiba. bir ay var başkanım. Tam bir ay. İnşallah virüs meselesinde daha bir gerileme olur. İnşallah daha rahat bir bayram yaşayabiliriz. Buradan ben bir de şuna değinmek istiyorum Şükrü Bey. Covid-19 salgının münasebetiyle alınan tedbirlerde bu tedbirlere riayet ettikleri için Osmaniye güzel bir dirayet sergiledi bu konuda. Evet. Bütün Osmaniyeli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Yani kurallara uyulma noktasında, uyarılara uyulma noktasında, sosyal mesafe noktasında genel anlamda konuşuyorum. Osmaniye bir başarılı bir performans sergiledi. Sergilemeye devam edeceğinden de şüphemiz yok. Ben yayınımız da uzadı. Son olarak ben şunu söyleyeyim. Biz konunun başında da söylediğimiz gibi evet genç yaşta bir takım görevlere geldik. Bu bize başta hemşehrilerimiz şundan emin olsunlar. Bize Osmaniyeli hemşehrilerimizin yüklediği sorumluluğun biz bilincindeyiz. Allah'ın izniyle bizim ilk göreve geldiğimiz günden şu anda bu işin sonunda da nihayete erecek çünkü bu makamlar hiçbir zaman baki değil. Bu görevler bitecek. Biz Osmaniye sokaklarında gezeceğiz. Ben yer fısa ticareti yapıyorum. Ben bu memleketin çocuğuyum. Benim gidecek ikinci bir memleketim yok. Bu memlekette kalacağız. İnşallah Allah bize mahcup etmesin diyerek geldik bu göreve. Elimizden gelenin emin olun fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Gece gündüz. İnşallah Allah bizi mahcup etmesin diyerek de görevimize devam edeceğiz. Osmaniye halkı bu cennet vatan, bu cennet memleket her şeyin, her türlü hizmetin en iyisine, en kalitesine layık. Biz özel idare olarak, il genel meclisi olarak, birlik beraberlik içinde, meclis üyelerimle birlikte elimizden gelenin en iyisini göstermeye, en iyi hizmeti vermeye, en iyi projeleri geliştirmeye gayret ediyoruz. Muvaffak olacağımıza da inanıyoruz inşallah. Osmaniye halkımızdan ricam dualarını esirgemesinler. Biz Osmaniye için elimizden gelen her şeyi, en iyisini yapmaya
gayret edeceğiz. Bu gayretimizde görev süremiz boyunca devam edecek inşallah. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet, Ben değerli teşekkür ediyorum. dinleyenler, bu akşam Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice ile beraber olduk. Sayın Başkanımız da meclisin çalışmalarını konuştuk ve meclisin almış olduğu kararlar ve yatırım programı kapsamında özel idare tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili de başkanımız bizlere bilgiler verdi. Ayrıca yine özel idare tarafından tamamlanmış olan ve bu yıl yürütülecek olan planlanan projelerle ilgili de bilgileri aktardılar. Biz kendilerine hizmetlerde kolaylıklar diliyoruz. Türkiye'nin en genç İl Genel Meclisi Başkanı bu anlamda kararların oy birliğiyle alındığını duymak beni heyecanlandırdı. Nazara gelmesin diyorum bir kez daha. Bundan sonraki çalışmalarda da tüm İl Genel Meclisi üyelerimize kolaylıklar diliyorum. Bir başka yayında tekrar biz sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz. Görüşünceye dek esen kalın. Hayırlı akşamlar.